Magtech Avrasya Fuarı İstanbul'da yaptığımız ve kendi konusunda dünyanın en önemli 5 fuarından biri haline gelen takım tezgahları fuarının bir ayağını bugünden itibaren İzmir'e, bu yıldan itibaren İzmir'e getirdik. Fuarların fuarı diye adlandırıyorum Magtech fuarlarını. Çünkü tarım makinesi de bu fuarda sergilenen makineden üretiliyor. Metal makinesi de, ambalaj makinesi de, inşaat makineleri de, PVC, alüminyum makinelerine, tekstil konfeksiyon makinelerine kadar, savunma sanayinden elektroniğe kadar çok farklı ürünlerde imalat endüstrisinde kullanılan makineler Magtech fuarında sergilenen makinelerle üretiliyor. Bu bakımdan Magtech fuarı ülkemizde yapılan fuarlar içerisinde ayrı bir yerde konumlandırılan çok stratejik bir fuar. Bu fuarı İzmir'e getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 25-30 yıl önce açık alanda bir ay süren İzmir İnternasyonel Fuarı'nda makinalarımızı sergilediğimiz zamanlardan bugüne kadar olan değişim aslında Türkiye makine üretim sanayisinin ve hacminin nedenleri geliştiğinin göstergesidir. O günlerde üretilen konvansiyonel tezgahların çoğu bugün yerini teknolojik altyapısı çok güçlü CNC makinelere bıraktı. O günlerde üretilmesi hayal olan makineler bugün seri imalat şeklinde fabrikalarımızda üretilmekte. Satışa dayalı ekonomik temelleri İzmir Fuarı'nda atılan şirketlerimiz ilk ihracat bağlantılarını yaparken başarılarını devam ettirerek dünyada tanınan ve yüzü aşkın ülkeye ihraç yapan şirketler haline geldiler. İnanıyorum ki İzmir Fuarı'nın makinacıların hafızalarındaki güzel yeri daima hatırda kalacak ve Makine İmalatçıları Birliği'nin desteklediği Magtech İzmir Fuarı'nda yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecektir. Katkı yapmak istiyorum. Ziyaretçilerimiz içerisinde bu sene özellikle ağırlık verdiğimiz ve ilk defa gerçekleştirdiğimiz bir durum var. Çevre illerdeki üniversiteleri ve meslek liselerin makine mühendisliğinde okuyan öğrencilerini bu fuarda ağırlayacağız. Yaklaşık 1000'e yakın öğrencimiz bizimle olacak. Bildiğiniz gibi takım tezgahları başta otomotiv, savunma, havacılık, medikal ve beyaz eşya gibi sektörler başta olmak üzere tüm imalat sektörlerinin katma değeri yüksek teknolojiler üretmek için kullanılan temel yatırım ve üretim teknolojileridir. Haliyle takım tezgahlarından bağımsız bir endüstriyel üretim düşünülemez. Bir sanayi ülkesi olarak kalkınmanın başlangıç noktası takım tezgahlarıdır. İşte bu yüzden derneğimiz TİAD'ın 25 yıldır temsil ettiği takım tezgahları sektörü stratejik bir öneme sahiptir. Sektörler ile ilgili genel bir değerlendirme yapacak olursak, Türkiye'de özellikle saçışlama makinelerinde üretiminde son 10 yıl içerisinde kalite açısından çok büyük gelişim oldu. Dünya markası olan firmalarımız çıktı. Otomotiv, savunma ve havacılık, medikal sektörlerinde ortaya çıkan gelişmeler takım tezgahlarına duyulan ihtiyacı daha da arttıracak. Bizle beraber İran ziyaretine katılması nedeniyle aramızda bulunamayan Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi'nin de hasreten selamlarını ve fuarımız için başarı dileklerini de iletmek istiyorum. Türkiye ekonomisiyle ilgili en başta söylenen hususlardan biri, hiç kuşku yok ki ekonomimizin 2000'li yıllardan itibaren önemli bir başarı hikayesi ortaya koyduğudur. Küresel ticaretteki daralmalara rağmen sağlanan istikrarlı büyüme oranları, istihdam olanakları, istikrarlı üretim ve ihracat yapısı, gelişmiş hizmetler sektörü ve güçlü bankacılık sistemiyle ülkemiz son yıllarda birçok ülkeden pozitif olarak ayrışmıştır. Son dönem makina ve takım tezgahları sektöründeki ihracat, ithalat rakamlarımızı verdiler. Bu konuda geçen gün COSGAP'te bir programın kurgusunu yapıyoruz. Bir destek programı kurguluyoruz. Yakın zamanda Sayın Bakanımız da bunu kamuoyuyla paylaştı. 5 milyona kadar özellikle teknolojik ürünlerin yerli üretimine destek vereceğimiz bir program geliştirdik. Bunun çağrısına çıkacağız. Thank you.
tarihini veriyor, fiyatını veriyor ve inan bana şu anda artık kimse kimseyle de görüşmüyor. Bir de o var. Muhatap da olsun. Şimdi Alba'ya da sokağa çıkan 10 kişi çevirin. Mutlaka 7'si 8'i makinesi hesabıdır, ortacı bulup verir. Bizim Konak Meydanı'na gidip 10 kişi